Merhaba arkadaşlar. Karmaşık sayılarda ikinci testin çözümleriyle çözümlerimize devam ediyoruz. İsterseniz başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda demişiz ki ifadesinin çözüm kümesi falan filan hangileri doğrudur demiş. Şimdi x kare neye eşittir? Eksi 9'a. O zaman x buradan ya artı kök eksi 9'dur ya da x buradan eksi kök eksi 9'dur. Şimdi bu arkadaşı çarpanlarına ayırdığınız zaman kök 9 ve kök eksi 1 diye yazacağız. O zaman buradan 3y gelecek. Diğeri de eksi 3y gelecek. O zaman buradan denklemin çözüm kümesi eksi 3y ve artı 3y'dir. Bu doğrudur. Eşlenik dediğiniz şey neydi? Tabii bu köklü sayılarda değil karmaşık sayılarda geçerli olan bir ifadeydi. Z a artı b ise bu arkadaşın eşleniği a eksi b idi. Yani sanal kısmını işaretleştirmiş haliydi. Aslında z burada bir reel sayıdır. Bunun eşleniğini almak istediğinizde yine 3 artı kök 5 diye tutmalısınız. Z karmaşık sayı olduğuna göre. O zaman ikinci öncülümüz yanlıştır. 3 artı i'ymiş. Biz bunu ilk testte söylemiştik. Z a artı bi olsun. Z'nin eşleniği de a eksi bi olsun. Z ile z'nin eşleniğini çarptığınız zaman her zaman a kare artı b kare gelecektir. Yani direkt z 3 artı i ise z'nin eşleniği nedir arkadaşlar? 3 eksi i'dir. Yani 9 artı 1'den 10 gelecektir. Yani 3. öncülümüz doğrudur. Doğru cevabımız da nedir arkadaşlar? Birinci sorunun doğru cevabı Denizli'ymiş. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda yukarıda bir ifade vermiş i'nin kuvvetlerini. Bir de altta i üzeri 28'den artı 9 demiş. Şimdi şöyle bir şey düşünmek istiyorum. Biz ne demiştik? Dörtlü tekrarımız vardı. Her dörtte bir i'nin kuvvetleri kendini tekrar ediyordu. 28 4'e bölündüğü için gitti. 9 4'e böldüm. 1 kaldı. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? İ'ymiş. Şimdi her terimi i'ye bölmek istesem teker teker. O zaman eksi i kare artı i üzeri 4 eksi i üzeri 6 artı i üzeri 8 diye bu arkadaş ilerleyecek. En son i üzeri 36 gelecek. Toplam burada kaç tane terim var dersek son terim eksi ilk terim 37 eksi 3 bölü artış miktarı artı 1'den kaç yaptı? 34, 17, 18 terim var burada. Yani çift çift gidecek. İlki eksi ise ikincisi artı. Yani sonuncusu artı kalacak. Şimdi i kare eksi 1'dir. Eksi ile beraber artı 1 gelir. İ üzeri 4 artı 1'dir. İ üzeri 6 eksi 1'dir. Ama şuradaki eksi ile artı 1'dir. Benim anladığım o zaman buradaki her terimin cevabı ne gelecek arkadaşlar? 1 gelecek. Biraz önce biz 18 terim olduğunu söylemiştik. 18 terim var burada. Her biri de 1 olduğuna göre doğru cevabımızın ne olması beklenir? Bursa olması beklenir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun cevabıydı. Şimdi üçüncü sorumuzda 5 bölü 2 artı i artı i eksi 2 demiş. Ben açıkçası şurada bir eşlenik çarpımı yaparım. Bu ikisini her iki tarafla çarptığınız zaman bizim ifademiz 5 parantezine 2 eksi i bölü 2 artı i ile 2 eksi i çarparsanız eşlenik çarpımıdır. Eşlenik çarpımında a kare artı b kare gelecekti. O zaman 4 artı 1'den 5 geldi. O zaman bu arkadaşlar birbirini götürdü. Artı i eksi 2 geldi. Yani 2 eksi i artı i eksi 2'den bununla bu. Bununla da bu giderse sonucumuz ne gelecektir? 0 gelecektir. 3. sorumuzun da cevabı Denizli'ymiş. Şimdi geldik 4. sorumuza. 4. sorumuzda z1'i 1 artı i diye, z2'yi de 1 eksi i diye kabul etmiş. Buna göre toplamları bölü farkların 2021. kuvveti. O zaman z1 ile z2'yi toplarsanız ne gelecek? Şuradaki i'ler birbirini götürecek. Üst taraf 2 gelecek. Biz 1 artı i'den 1 eksi i'yi çıkardığımız zaman burası ise ne gelecek arkadaşlar? 2 i gelecek. O zaman ben buraya 2 i yazdım. Ve ben bunun kaçıncı kuvvetini almak istiyorum? 2021. kuvvetini. Şimdi ikiler birbirini götürdü. O zaman i üzeri eksi 2021 geldi. Şimdi biz ne diyorduk? Dörtlü tekrarı var diyorduk. O zaman ben burada şimdi i üzeri eksi dediği için bunu yok etmek için 2024 ile çarpsa ki bu 2024 dediğin şey 4'ün katıdır i'nin kuvveti. O zaman burası 1 gelecektir. Yani aslında biz değer kazanç kaybı yaşamıyoruz. Niçin böyle bir şey yapıyorum? Hani bunlar toplansın ki i küp olsun işlemimiz kolaylaşsın. O zaman buradan da ne gelecektir doğru cevabımız? Eksi 1 gelecektir. Yani 4'ün sorunun cevabı C'ymiş arkadaşlar. Şimdi 5. sorumuzda madde madde gidelim. Kök eksi 4 dediğiniz şey 2i'dir. O zaman biz 8i ile şuradaki 8i ile 2i çarpacağız. Burası ne geldi arkadaşlar? 16i kareden eksi 16 geldi.
O zaman kök eksi 16'dayız şimdi. Çünkü bunun tamamını kökün içine tutuyoruz. Ve şuradayız artık. Burası da 4i geldi. Sonra en son i çarpı 4i yazacağız. Burası da eksi 4 gelecek. Eksi 4 de dışarı 2i diye dışarı çıkacak. Sonucu aşağı gelen hangisidir demiş. Doğru cevabımız Bursa'ymış arkadaşlar. Şimdi geldik altıncı sorumuza. Altıncı sorumuzda ifadesini vermiş. Z karmaşık sayısını istemiş. Burada her iki tarafı i küple çarparsanız alt taraf i üzeri 4 yapar ki orası 1'dir. O zaman burası ne geldi? İ küp geldi. Şimdi şurası neymiş? Z artı 3i. Şimdi i kare dediğiniz şey nedir? Eksi 1'dir. Yani artı 2 oldu. Bunun 2023. kuvveti neye eşitmiş arkadaşlar? İ küpe. İ küp de nedir? Eksi i'dir. Şimdi burada işlem yaptığınızda a ve b gerçel sayı olduğuna göre şimdi 2023'ü 4'e böldüğünüzde ne kaldı? 3 kaldı. O zaman burası i olsun ki ifademiz eşitlensin. O zaman z artı 3i artı 2'nin i'ye eşit olması demek. Z'nin bu arkadaşları öbür tarafa atarsanız eksi 2 eksi 2'ye eşit olması demektir. O zaman bizim doğru cevabımız ne gelecektir? Edirne gelecektir. Altın sorunun cevabı Edirne'ymiş arkadaşlar. Şimdi geldik 7. sorumuza. Denklemin köklerinden biri. Şimdi ikinci derecen denklem diskriminantını dikkatle bakarsanız b kare eksi 4 ac'dir. Yani ne geldi? 4 eksi 12'den kök eksi 8 geldi. Pardon. Diskriminant eksi 8 olduğuna göre bizim köklerimiz reel değildir. Biz kökleri nasıl buluyorduk? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a ile buluyorduk. O zaman eksi b yani eksi 2 artı eksi kök içinde eksi 8 bölü 2. O zaman burası ne gelecek? Sadeleştirdiğiniz zaman. Şimdi bu arada burası 2 kök 2 i demektir. Neden? Çünkü burası kök 8 ve kök eksi 1'in çarpımıdır. O zaman eksi 2 artı eksi 2 kök 2 i bölü 2. 2'ye böldüğünüzde eksi 1 artı eksi kök 2 i'dir. Doğru cevabımız. Zaten köklerinden biri diyor. Eksi 1 artı kök 2 i yani Adana şıkkı bizim köklerimizden bir tanesidir diyebiliriz. Şimdi 8. soruda köklerinden biri bu arkadaş olan gerçel katsayılı. Şimdi köklerinden bir tanesi 1 eksi 2 ise ve katsayılar gerçelse o zaman biz diğer kökü bunun eşitliğini kabul edelim ki kökler toplamı bizim için bununla bunun toplamından 2. Kökler çarpımı da bununla bunun çarpımından ki burası a kare artı b kare gelecekti. O zaman 1 artı 4'ten 5 gelir. O zaman katsayılarımız ne olur? Gerçel katsayılı olur. Biz nasıl yazıyorduk? X kare eksi tx artı ç eşittir 0'dı bizim denklem bulma şeklimiz. O zaman x kare eksi 2x artı 5 eşittir 0. Bizim ikinci dereceden denklemimiz olacaktır. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Adana geldi diyebiliriz. Şimdi 9. sorumuzda b ve c rasyonel sayı. Tamam. Köklerinden biri 3 eksi 2. O zaman aynı şekilde diğeri de 3 artı 2'yi kabul edelim. O zaman buradan kökler toplamına 6 diyelim. Kökler çarpımına da yani ben 3 eksi 2 ile 3 artı 2'yi çarparsam direkt a kare artı b kare mantığına 9 artı 4'ten kaç gelsin? 13 gelsin. O zaman bizim denklemimiz x kare eksi 6x artı 13 eşittir 0'dır. Şimdi benim denklemim de buradaydı. O zaman bunlar birbirine eşit olacak. O zaman buradan işlem yaptığınızda b eksi 2'nin kaç olduğunu söyleyebilirsiniz? 6. 3c artı 1'in de kaç olduğunu söyleyebilirsiniz? 13. O zaman c buradan kaç geldi? 4 geldi. B de kaç geldi buradan? 8 geldi. Şimdi yerine yazarsanız cevabı bulursunuz. 8, 4, 8, 4. O zaman 32 artı 4'ten doğru cevabımıza gelecektir arkadaşlar. Denize gelecektir diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 10. sorumuza. 10. sorumuza bir model belirlemiş. Şimdi anladığım kadarıyla mavideki karenin bir fazlasıyla sarıdaki karenin 2 eksiğini hesaplayacağız. Bunu reel kısma yazacağız. Bunu da sanal kısma yazacağız. O zaman 2'ye 3 görürsek, o zaman burası bizim için galiba 2'nin bir fazlası 3, 3'ün 2 eksiği artı i'dir. Sonra çarpı demiş ki ben bunu çarpıyorum o zaman. Reel kısmın bir fazlası yani 4'ün bir fazlası 5, eksi 2'nin 2 eksiği eksi 4. O zaman biz bu arkadaşları çarpacağız. Dağıta dağıta çarparsak sonuca ne yaparız? Ulaşırız.
O zaman ne geldi? 15 eksi 12i artı 5i eksi 4 kareden artı 4 geldi. O zaman bunun da sonucu 19 eksi 7i geldi. Doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Deniz oldu diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun cevabıydı. Şimdi 11. sorumuzda yine bir karşımıza sık sık gelen teğet tabanlı bir soru. Şurada bir şekil var. Bu şekilde bir örüntü kurmuş. Yani eğer üçgen varsa ki bizim z karmaşıtlarımız a artı b'yi olmasına rağmen siz onu üçgen içine ne yazdığınızda diyor ki reel kısmı sanala yaz, sanal kısmı reel yaz. Yani üçgen içindekinde reelle sanalın yerini değiştir. O zaman 3 artı 2'yi ifadesi şuraya yazalım. Mesela şu a için yapalım. 3 artı 2'yi ifadesi 2 artı 3'ye dönecek. Üçgene göre öyle. Şimdi kutunun içine yazdığınızda siz z karmaşık sayısını kutunun içerisine yazdığınızda ne yaptın diyor. R'nin işaretini değiştirin. Orada bırakın. O zaman biz A için 2'nin işaretini değiştirdiğimizde eksi 2 artı 3 iyi olacaktır. A'nın karşılığı. Şimdi biz o zaman B için de aynısını yapalım. Biz ne yapıyorduk? Önce üçgen olduğu zaman reelle sanalın yerini değiştiriyorduk. Yani eksi 2 artı 3 i diyorduk. Daha sonra kutu olduğu zaman da ne yapıyorduk arkadaşlar? R'nin işaretini değiştiriyorduk. O zaman buradan artı gelecek. Yani 2 artı 3 i olacak. Bizden de ne istiyor? Eksi 2 artı 3 ile artı 2 artı 3'in çarpımını istiyor. Bunları dağıta dağıta çarpabilirsiniz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Hocam 3'i eksi 2 ile 3'i artı 2'yi çarpıyorum. Burası benim için 2 kare farkıdır. 9'i kare eksi 4'tür. Buradan da cevabımız eksi 9 eksi 4'ten kaç gelecektir arkadaşlar? Eksi 13 gelecektir. 11'in sorunun da cevabı eksi 13'tür diyebiliriz. Bu da karmaşık sayılardaki ikinci testimizin çözümleriydi arkadaşlar. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.